Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlı, çekiciydi, cazibeli. Mübarek yüzü pırıl pırıl parlardı, burnu gayet güzel, hafif doğan burnu çekik, küçük, kalkık burunlu. Sakalı gür, iri gözlüydü, iri siyah gözlü, simsiyah gözleri. Yani bu hani blok simsiyah gözler vardır ya, yani, bütün baktım. Bazı gözler hafif kahverengidir. Yani göz bebeği ayırt edilir. Göz bebeği ayırt edilemeyecek şekilde simsiyah gözleri. Beyazı bembeyaz, gören yani aklını atacak gibi oluyor. O kadar güzel. Kirpikler çok uzun. Yani doğal yaratılıştan sürmeliydi Peygamberimiz. Alt kirpikleri böyle koyu, boydan boya, bayağı uzun. Üst kirpikleri de kıvrık ve çok uzun. Gözlerde kocaman ve simsiyah. Ağzı geniş, iri dudaklı. Alt ve üst dudakları iri ve etli dudaklı böyle ve geniş diş ağzı. Dişleri inci gibi parlak, pırıl pırıl, bembeyaz. Öyle bir devirde diş macunu yok, şu yok, bu yok. Dişi bu kadar, bak vefatına kadar inci gibi dişleri. Hazreti Bekir defalarca öpüyor cesedi mübareğinin. Tabii yani normalde ölü insanlar öpmez. Ama o defalarca böyle pazularını, alnını defalarca öpüyor. İki omuz arası geniş, omuz kemik başları kalın idi. Pehlivan olduğu için omuzları geniş, kolları kalın, parmakları, elleri irice, ayakları da irice. Dedem, dehşet yani maşallah, ya. Tam pehlivan, dünyalar güzeli, ya küfre dehşet saçıyor. Orta boyluydu Resulullah, orta boylu. Teni pembe beyaz. Saçları ise dalgalı, hafif dalgalı. Simsiyah, hafif dalgalı. Şuradan itibaren dalga başlıyor, burada düz, buradan itibaren dalgalı, bayağı uzatıyor. İki belik olarak buradan örüyor. Bazen annemiz örüyor, bazen de kendi örüyor. İki tane buradan böyle uzun bağlı. Çok şeker, çok şeker. Annemiz nerede görse öpüyormuş Peygamberimizi. Onu da öğrendim. Maşallah. Çok sevimli olduğu için, tatlı olduğu için. Yani gelişinde, gidişinde sürekli öpüyor ya. Hazreti Ebubekir de bak cesedi mübareğine dayanamıyor. Açıyor yüzünü, defalarca öpmüş. Alnından, yüzünden, pazularından, dünya tatlısı yani. Bak diyor ki Hazreti Ebubekir geldi diyor, yüzündeki örtüyü kaldırıp mübarek alnını öptü. Sonra başını kaldırıp mübarek alnından tekrar öpüp ya anlatılacak gibi değil kardeşim, cezbeye gelirsiniz yani maşallah. Dünya tatlısı maşallah. Kirpikleri sık ve uzun. Bıyıkları da gür, gümrah bıyıkları. Kendini ansız görenlerde şok tarzı bir heyecan meydana geliyor. Yani bayılma olayı çok oluyor. Yani yabancı gelenlerde mesela, çünkü şeyden çıkıyor, evinden çıkıyor. Adamdan karşı karşıya geldin mi? Adam hiç haber, yani şey, direkt milletin koluna yığılıp kalıyor, bayılıyor yani. Görünüşünden. Bir kısmı da selam veriyor, selam almıyor. Kitleniyor yani, ağzı kitleniyor. Peygamberimiz elini yüzüne sürüyor, ondan sonra konuşuyor. Onun için çok fazla şaka yapıyor ki açılsınlar diye. Peygamberimizin şakacılığı pek anlatılmıyor. Var ben şakaları da, ben onları anlatmıyorum. Yani anladığınız gibi değil. Yani bayağı rahat konuşuyor aslında. Hazreti Ali de öyle. Alnı açık, başı büyük, heybetliydi başı.
Resulullah'ın bayağı büyük başı. Yani diğer insanlar gibi değil. Yani peygamberler de öyle olur. Büyük olur baş. Evet. Göğsü genişti, sadrı geniş, omuzları geniş ve kol ve pazuları iriceydi diyor. Avuçları ipekten daha yumuşaktı dokunduğunda, pamuk gibi eli. Sesi davudu ve toktu, konuştuğu zaman da heybetli ve tam anlaşılır tarzdaydı. Resulullah Efendimiz'in kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü bulunuyordu. Sahabeler bazen açıp nübüvvet mühründen öpüyorlar Resulullah'ın. Bayağı samimiler. Yürürken hızlı kuvvetli adımlarla yürürdü. Sahabe arkalarına gelirken geri kalmamak için büyük çaba harcardı. Bak onu söylemese her gören kadın aşık oluyordu. Niye söylemiyorsunuz ya? Tabii. Niye söylemiyorsunuz? Tabii yani. Niye ağrınıza gidiyor? Mesela Kur'an'da da anlatılıyor. Hanımefendi görüyor. Aşık oluyor peygambere. Ne uzatıyoruz? Ağırlarına gidiyor. Her kadın size aşık oluyor. Ah severim ben senin tatlılığını. Mesela onu hiç söylemek istemiyorlar. Niye söylemek istemiyorsunuz ya? Niye sıkılıyorsunuz yani? Mübarek naaşı böyle sıcacıktı daha vefat ettiğinde. Canlı zannediyorlardı böyle o kadar. Yine öyle pembe beyaz. Normalde morarma olur. Yine öyle pembe beyaz. Hazreti Bekir defalarca öpmüştü uzun. Fakat cezbeye gelirsin diye söylemiyorum yani anlatmıyorum. Normalde ölü yüzü soğuk olur. Evet. Ama çok tatlı. Maşallah. Bir de çocuksu ifadesi kalmıştı. Bebek yüzü evet yüzünde bebek gibi. Aynen çocuksu. Maşallah. Bak diyor ki sen bizi men ettiğin için ağlamıyorum diyor. Hani yas vardı? Bak sen bizi men ettiğin için ağlamıyorum diyor. Ama coşkudan ağlayabilir normalde. Coşkudan ağlayabilir. Ama yanlış anlaşılır ağlamıyor. Ama her yerini öpücük. Alnına, yüzünden. Bayağı seviyor Hazreti Bekir. Aşık da Ebu Bekir peygamberimize. Ya Resulallah diyor, nereye baksam seni görüyorum diyor. Böyle olması lazım. Bak diyor ki, naaşın da diyor, diri halinde diyor, çok tayyip, temiz ve çok güzel diyor. Çünkü nur gibi yani. Normalde ölümde öyle olmaz biliyorsunuz öyle. Evet. Bakamıyor bile insanlar yani. Doyamıyor güzelliğine vefat ettiler işte bu peygamberlik alameti. Yani. Nur alameti ve iman alameti. Münafıklar Kur'an'dan nefret ettikleri halde çok pis duruma düştükleri için, aşağılık konuma düştükleri için Kur'an'la kendilerini kurtarmaya çalışırlar Müslümanlara karşı. Saldırıda Kur'an'ı kullanırlar.